Değerli arkadaşlarım, biz seçmen kararını yok sayan, milletin iradesini ezip geçen bu yönetimi sona erdirip ülkemizi hukuk devletiyle taşlandıracağız. Hukuk devletiyle. Kayyum atamalarıymış, seçim sistemiyle oynatmakmış. Bunların hepsi nafile. İstedikleri kadar uğraşsınlar. İstedikleri kadar oyunun kuralını değiştirmeye çalışsınlar. Nafile. İstedikleri kadar zihni sinir projeleri çalışsınlar. Nafile. Biz bu zihni sinir projelerine gülüp geçeceğiz. Demokrasimizi en yüksek seviyeye taşımak için de hep beraber mücadele etmeye devam edeceğiz. Şu andaki iktidar değerli arkadaşlar görüyor ki artık mevcut seçim mevzuatıyla, mevcut siyasi partiler yasasıyla, mevcut seçim yasalarıyla artık bir daha iktidara gelemiyor. İşleri çok zor, bunu görüyorlar. Diyorlar ki madem oyunun bugünkü kurallarıyla biz bu seçimi kazanamayacağız, bari oyunun kurallarını değiştirelim de bir sonraki seçimi öyle kazanalım diyorlar. Beyhude. Yakın siyasi tarihimiz göstermiştir ki hangi parti olursa olsun, hangi iktidar olursa olsun artık seçim kurallarıyla oynamaya başladıysa bilin ki onların gitme zamanı geldi. Bunu tarihimizde çok gördük. Tarihimizde çok gördük. Bunlar nafile. Ülkemizin devası gençlerimiz arkadaşlar, gençlerimiz. Değerli arkadaşlarım, ben şunu açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bakın, Deva Partisi'nin bu demokrasi sevdası karşısında, halkımızın bu desteği, bu heyecanı karşısında hiç kimse duramaz. Değerli arkadaşlar, bu iktidar ülkemizi gün be gün fakirleştiriyor. Gün be gün toplum olarak yoksullaşıyoruz. İşsizlik her geçen gün artıyor ülkede. Bakın, en son açıklanan işsizlik rakamlarını gördünüz. Biz ne diyorduk? TÜİK bu rakamı düzgün açıklamıyor diyorduk. Gerçek işsizlik değil diyorduk. Nihayetinde TÜİK ilk defa genişletilmiş işsizlik tanımı diye bir şey ortaya çıkarttı. Ve %30 olarak açıkladı atıl iş gücünü. Yani yaşı durumu müsait olup çalışabilecekken çalışamayan nüfusumuz şu anda 1/3. Çok yüksek bir oran. Hükümet tabii çırpınıyor. Ne yapsak, ne etsek? Nasıl düzeltsek bunu? Bakın daha 3 gün önce ekonomik reform paketi diye bir şey açıkladılar. Pakete bakıyoruz. Bir defa çözmeleri gereken asıl sorunları tamamen ıskalamışlar. Görmezden geliyorlar. Sorunları inkar ediyorlar. Hasta hastalığını kabul etmiyor. Hastalığını kabul etmeyen, tedaviyi reddeden bir hasta nasıl iyileşecek? Sorun da tam özünde bu var. Konuşurken de iktidara sanki daha dün gelmiş gibi konuşuyorlar. Sanki ilk defa iktidara geldiler. Tarz, üslup, açıklama öyle. Sayın Erdoğan'a göre korona dönemini başarıyla atlatmışız. Bunu da partili cumhurbaşkanlığı sistemine borçluymuşuz. Açıklamada bu da var biliyorsunuz. Nasıl başarıysa benim aklım vermedi doğrusu. Bir başarı var deniyor. Başarının sebebi de sistem diyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyor. Zihniyet bu işte. Nereden neresinden tutsanız dökülüyor. Biz yine de değerli arkadaşlarım işin doğrusunu tespit etmek zorundayız. Doğrusunu söylemek zorundayız. Bakın henüz bu salgın yokken 2019 yılında daha salgın falan yok. Dünyada da yok, Türkiye'de de yok. Ekonomi yönetiminde siz başarısızdınız. Salgın döneminde de başarısız oldunuz. Bunu bir cümle alem biliyor, bir millet biliyor. Bunu başka türlü anlatmaya izah hiç gerek yok. Önce bir hastalığı kabul edin ki tedaviye başlayın. 2019 için salgın daha yokken bile açıkladığınız büyüme oranı, o da tabii doğruysa %1, %1. Yıl 2019. Eğer buna da inanıyorsak tabii. Daha salgın yok.
Pandemi yok. Ne oldu da Türkiye 2019'da sadece %1 büyüyebildi? O da rakam doğruysa. Onu açıklayın. Bu başarısızlığın değerli arkadaşlar, en önemli sebepleri de işte o çok övündükleri taraflı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle o yanlış zihniyet. Yönetenlerin yanlış zihniyeti. Değerli arkadaşlarım, bakın açık konuşalım. Bu hükümetin sizin bizim anladığımız anlamda reform yapması mümkün değil. Gördük işte, insan hakları paketini de gördük, ekonomi paketini de gördük. Şimdiye kadar gerçekleştirdikleri, sözüm ona, reformları hep beraber gördük değil mi? Reform reform dedikleri, uyguladıklarına bakalım ne yapmışlar. Bu hükümet ülkemizin hem yönetim sistemini hem de ekonomi anlayışını maalesef değiştirdi. Ve ne hale düşürdüğünü de hep beraber görüyoruz. Onların anladığı, hayata geçirdiği, sözüm ona, reformların aslı bunlar işte. Yönetim sistemini taraflı cumhurbaşkanlığı sistemine çevirdiler. Ekonomik sistemi de içe kapalı ve tamamen ranta dayalı bir sisteme çevirdiler. İşin özü bu. Adil rekabet yerini müdahaleye bıraktı. Fırsat eşitliği yerini kayırmacılığa bıraktı. Verimlilik yerini ranta bıraktı. Kurumlarımız çökertildi arkadaşlar. Ve yerine tek bir kişinin keyfi kondu. Yaptıkları sözüm ona, reform işte bundan ibaret. Son açıkladıkları reform paketlerine gelince, belli ki eski defterleri şöyle bir karıştırmışlar. 2015 öncesinde bizim eski arkadaşlar ne yapıyordu ya, ne yapıyorlardı da bu işler iyi gidiyordu diye şöyle bir bakmışlar. Son bir yıldır söylediklerimizde satır satır okumuşlar. Onu anlıyoruz. Nereden anlıyoruz? Çünkü epey bir kopya çekmişler. Bizim cümleler, bizim ifadeler.